İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne de efendim bir haberimiz var. 44 yaşındaki diyecekler ki vallahi bir kayıp var İstanbul'da çocuklar. Şimdi siz gidin onu bulun hemen. 44 yaşındaki iki çocuk babası İhsan Okşak İstanbul Bayrampaşa'dan 3 Nisan'da kayboldu. Kendisinden 7 gündür haber alınamıyor. Eşi Yurdagül Okşak'ı içeri davet ederken konuyla ilgili haberimizi izleyelim ve Emniyet Müdürlüğümüzün göz bebeklerini de alkışlarımızla uğurlayalım. Tekrar bayramınızı kutlayarak. Sağ olun, var olun. İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan 44 yaşındaki İhsan Okşak bir dizide figüranlık yapıyordu. 3 Nisan Cumartesi günü eşinin çekimler için evden uğurladığı İhsan Okşak bir daha geri dönmedi. Peki Yurdagül Okşak eşinin kaybıyla ilgili kimden neden şüpheleniyordu? Eşimin bazı arkadaşları var. Bu şahıslara ben şüpheleniyorum. Dolandırıcı şirket açıyorlar. Eşimin üzerine de açtılar. Eşimle ben tartıştım. Şirketi kapattırdım. Eşimi daha halen rahat koymadılar. Durmadan aradılar. Fuat diye bir şahıs aradı. Telefonu ben açtım eşimin. Direkt hiçbir şey söylemeden dedi tek kelime. İhsan sen bize yanlış yaptın. Ölümün benim elimden diyerek ben de o şahısa dedim siz kimsiniz dedim yüzüme ve telefonu kapattı. Serkan Bey dedi şahıs da mesaj atmış. İhsan sen bize yanlış yaptın. Bunu yapmayacaktın. Bu saatten sonra ölümün ya da elimizde sonun kötü diye bir mesaj okumuştum. Eşim görmesin diye sildim ve engelledim. Eşim bu mesajdan sonra bir hafta sonra eve geldi. Her tarafı mosmordu. Gözlüğünü aldı, ücreti, her yeri mosmordu. Eşime sordum dedim bundan ne bu halin söylemedi. Akşam yatağa yattı, gece başladı. Üzü dilerim daha yapmayacağım. Abi tamam üzü dilerim yapmayacağım. Ama titriyordu, ağlıyordu, hıngır hıngır ağlıyordu. Ben uyandırdım. Rüyadır, rüyadır bir şey olmaz dedi. Ertesi gece gene aynısını yaptı. 3 gece devam etti bunu. Şüphelendiği isimlerden birinin eşine borçlu olduğunu da ileri sürüyor Yurdagül Okşak. Serkan Ulu Bey bunu dövülmeden önce 300, 400, 500 para atıyordu. Bu adam senden parası gönderiyor diye sordum da dedi alacaklarım var 70 milyar. O parayı az az bana gönderiyor. Ama ne parası olduğunu bilmiyorum, söylemedim. İhsan Okşak'ın hayatından endişe eden gözü yaşlı eşi 44 yaşındaki adamın bulunmasını istiyor. Müge Hanım sana sığınıyorum. Allah rızası için benim eşimi bu. Çoluk çocuk mahvolduk. Perişan halde. He biz de böyle babalarının yollarını düzeltiyorlar. Kimseye bir şey söyleyemiyor. Eşimi gören, bilen ne olursun haber versin. Allah yardımcın olsun canım ya. İstanbul Bayrampaşa'dan kaybolmuş. Senin eşin asıl inşaatçı, duvar ustası ama ek olarak da dizilerde figüranlık yapıyor. Nereden buldu bu işi? Ya bilmiyorum nereden, bir arkadaş çevresinden galiba gördü bunu. Anladım. Yani dizi setinde kayboluyor. Evet dizi setinden yani. Dizi setinde saat 10.30'da bitiyor dizi. Dizi setinde kaybolmuş arkadaşlar. 10.30'da bitiyor. 12.30 gibi evde olması gerekiyor. O saatten sonra bir daha hatırladan haber. En son pazar gün biz görüştük. Pazar günden sonra itibaren ben ondan görüşme yapamadım. Aradığım zaman da telefon arayıp meşgule attı. Bayağı bir aradım. En son aradım saat kaçta aradım bilmiyorum. Ağlamsa ağlamsa da ağla şeklinde. Ben iyiyim kapat dedi. Ben iyiyim eve geleceğim kapat dedi. Bir daha oldu bir daha ulaşamadım eşime. Nasıl ağlak şekilde? Ya böyle ağlam. Yani o dizi setindeydi. Ben akşam eve geleceğim dedi gelmedi. Gelmedi. Sonra sen pazar günü aradığında açtı telefonu. Neredeyim dedi sana. Yerini söylemedi. Ben eve geleceğim sadece. Ben eve geleceğim kapat telefonu dedi. O kapattı bir daha oldu ulaşamadım ben kendine. Hani arasam böyle telefonu meşgule düşüyordu. Hep meşgule. Pazartesi gün saat 3.39 geçti. Komple telefonu kapanmış. Ulaşamıyoruz. Hiç ulaşamıyoruz. Bu saydığım kişilerden... Ama sana bir şey söyleyeceğim. Yani bak sen mesela Sefer isimli bir arkadaşı var. Evet. Sonra İhsan Bey pazar günü Sefer'i aramış. 100 lira para gönder bana demiş. Taksim'de yemek yiyip eve geçeceğim demiş. Evet, evet. Pazartesi doğru. Günü de işe geleceğim dediği söyleniyor yine arkadaşları tarafından. Aynen doğru hepsi. Sonra aynı gün Mehmetcan isimli arkadaşını Taksim Meydanı'na görüşmeye çağırmış. Evet. Yani bir şeyler de yapmış bu adam. İşte onlar, sana yalan söylemiş. İşte onlardan sonra ben onları kendilerinden duydum. Bu Mehmetcan'la. Böyle dizi setindeyim falan deyip eve gelmediği oluyor muydu bu adamın? Hayır öyle gelmediği olmuyordu. Hani bir... Ama bak sen de onu o gün kıskanmış olmalısın ki beni görüntülü ara demişsin. Sen görüntülü aramışsın nerede diye bakmışsın bir kocana. Ya görüntülü arıyoruz biz devamlı arıyoruz görüntülü. Tamam niye görüntülü aranır neredesin diye aranır. Ya görüntülü arıyordum her gün arıyoruz biz birbirimizi her gün yani görüntülü arıyoruz. Saat o gün ne diye biz her gün görüntülü aradığımız için. Hayır ama gece saat olmuş 10.30 sen de görüntülü arıyorsun ki nerede diye değil mi?
Yani aradı bize. Yok, o beni aradı zaten görüntülü direktmen. Açtı görüntülü. Ben baktım dedi buradayım dedi. İşim bitti mi dedim. Yok daha bitmedi dedi. Biraz sonra çıkacağız dedi. 12.30 gibi evde olacağım dedi. Anladım. Sen sahte şirketler açarak insanları dolandırdıklarını evet. iddia ettiğin bir grup arkadaşı tarafından başına evet. bir iş geldiğini düşünüyorsun. Evet doğru söylüyor. Aynen bunlar. Maltepe'de yaşayan Fuat, Serkan, Enver, İkram ve Mehmet isimli arkadaşları var. Evet. Bir de V'si var ama V'si dedi şahısın numarasını bilmiyorum. O da o şirketi. Senin eşini dövmüşler mi bunlar? Bundan 1,5 ay önce eşim eve geldi. Her yeri mosmordu. 3 yıl önce. Yok 1,5 ay önce. Ha, 1,5 ay önce. Ha. 1,5 ay önce. Eşimin her yeri mosmordu, sıratı falan. Dedim eşime sordum. Sana bu haline dedi kaşıntıdan oldu. Kadın kaşıntıdan böyle olmaz. Hayır hayır dedi. Kapattı konuyu. Gece yatarken 3 gece peş peşe ağlayarak yapma abi özür dilerim diyerek hani ben uyandırdım. Dedim İhsan sana ne oluyor böyle? Dedi tek kelime. Dedi rüyadır dedi. Boş ver kapat konuyu dedi. Kapattı konuyu. Ona 1,5 ay sonra da kayboldu eşim yani. Bu durum oldu. Anladım. Yani sen kendi başına gittiğine inanmıyorsun anladığım kadarıyla. Hayır. Şey olmadı. Kendi başına bir yere gitmez benim eşim. Ya gitse de haber verirdi. Kesinlikle haber verirdi. Ama pazar günü niye haber vermiyor o zaman? İşte pazar günü bilmiyorum artık ne oldu ne gitti. O pazar günü bir şey bilmiyorum artık zor durumda mıydı? Birilerimin yanındaydı. Onu hiçbir şey bilmiyorum arasında. Kaç çocuğunuz var? Benim kendi çocuğum 7 tane kendimim var açıkça söyleyeyim. 2 de eşimim var işte. 8-9 tane şu anda. Ha, öyle mi? Evet. İşte kızımı ikisini evlendirdim. Biri de nişanlı. Biri de okuyor işte. Siz hani... ikinci evliliklerinizi yaptınız. 9 evet, çocukla. Evet. Ne zaman evlendiniz? İşte bir sene olmadı. 9-10 ay oldu ta. Ha siz daha yeni evlisiniz. Tabii yeni evliyim. Ha, o zaman adam senden kaçıp gitmez yani. Yok, ondan abi. Eminsin sen. İki tane de çocuğu benim yanımda. Biri 15 yaşında kızı burada. 10 yaşındaki de evde. 15 yaşında kızını getirdim burada yanımda. O da benim yanımda. Onlar da benden yaşıyor. Aa ne güzel. Bak güzel evlilik yapmışsınız. Ya ben, yok ben eşimin gerçekten sağlığında endişeleniyorum. Yani. Ben eşim çıksın ortaya hiçbir şey istemiyorum. Dur bakalım şimdi inşallah görenler bilenler vardır. Bu bahsi geçen arkadaşlarından eğer o güne dair bilgi sahibi olan varsa... bizi arasın. Dün gece biri aradı. Gece saat 1,5 mi ne aradı. Halen verdim numarasını. O şakız da dedi eşin de 3 gündür benim yanımdaydı dedi. Dedim sizin yanınızda. Dedi şimdilik eve gidecek dedi. Kim aradı seni? Bilmiyorum. İsmini bilmiyorum. Numarasını verdim içeri hala. Açıyor mu? Hattı mı? Beyefendi günaydın. Günaydın hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Şimdi 3 Nisan'da kaybolmuş. 7 gündür haber alınamıyor beyefendiden. Siz demişsiniz ki 3 gündür benim yanımdaydı öyle mi? Müge Hanım söyleyebilir miyim? Şu anda yani hanımı burada başta yalan konuştu. Başta yalan konuştu. Çünkü niye diyeceksiniz? 3 gündür Beyoğlu'nda dedim. Benim yanımda değil. Beyoğlu'nda dedi. Ben onu söyleyeyim abi. Beyoğlu'nda olduğunu söyledi. Kahvede olduğunu söyledi. Evet. Ben evet. Dün gece... Kendisi kahveye geldi. Ben bir tane arkadaşım basında gördüğü için çok dileğe çıkmıştı bu. Evet. Basında gördüğü için ben çıktım. İhsan geldi. Videoları İhsan'a da gösterdim. Dedim ki kardeşim bak çoluk çocuğun televizyonları... Yani bu adam evden mi kaçtı diyorsunuz siz yani? Bilmiyorum. Bak, ben, hayır yani kayıp değil diyorsunuz siz. Hayır buradaydı kahvedeydi. Daha dün akşam kahvedeydi. Dün gece saat 12 civarıydı kahveye geldi. Biz bu durumu ona izah ettik. Hatta evet. dedim ara dedi arayamam. Otürüm yok, telefonum yok. Kendi telefonumu verdim dedim al yengeyi ara. Kapının önüne çıktı. Telefonla kapının önünde dedi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dedi ben arabaya taksiye binip eve gidiyorum. Ben numaramı kağıda yazdım, ona verdim dedim bak kardeşim git, yengen yanına gittiğinde de beni ara bende, içim rahat etsin. Peki niye ayrılmış evden, ne söyledi size? Ailem konusuna hiç ne girdim ne görüştüm. Hayır sormadınız mı siz, kardeşim seni eşin arıyor hani sen niye eve dönmüyorsun diye? Hayır, ben hiçbir şey sormadım. Allah Allah ya ben herkese her şeyi soruyorum, bende mi sıkıntı var acaba? Ben olsam merak ederim seni televizyonlarda yok, arıyorlar, sen neredesin? Babacığım. Efendim? Ne işim var aile mevzusuyla ben? Hayır aile mevzusu olduğunu nereden biliyorsunuz ki sormadan?
Belki adamın borcu var, evine dönemiyor. Siz bunu sormadan nasıl tahmin edebilirsiniz ki? Yok, şimdi eşi oraya çıktığına göre demek ki aralarında bir sorun var ki oraya çıkmış. Onu bilemeyiz. Belki mahallede ona saldıran vardı da mahalleye gitmek istemiyordu. Nereden bilebiliriz ki? Vallahi ben onları bilmiyorum. Benim görevim de onları okuyacağım. Hayır, benim eşim sadece... Tamam, peki şu anda nerede kalıyor? Biliyor evine musun? Git, bak bekliyor hanımın dediğine göre... Evden kaçtığı konusunda evet. Bilgin var demektir. Yani Osman öyle bir şey yani. Dolayısıyla. Evden kaçtığında değil. Ben bakın size başta söyledim. Siz beni anlamıyorsunuz. Ben dedim ki. He. Hanımı. Biz bunu telefonla kayda aldık. Videoya aldık ki. Beyefendi biz anlıyoruz bir kere anlatılınca. Gösterdiniz. Siz de, o da size ne dedi bunun üzerine? Biz de onu soruyoruz. Ne dedi? Allah Allah böyle bir şey olamaz dedi. Ben de dedim ki ara dedim çabuk eşini ara yazıktır günahtır bu çocuklara. He. O da dedi ki telefonum yok. Benim şahitlerim de vardı. Çıkardım telefonumu dedim al kardeşim ara. Telefona ne olmuş? Telefonu var yanında. Aramadı mı? Telefonu verdiğinde aramak istemedi mi? Telefonu elinde. Aldı bak telefonu aldı. O zaten yengenin numarası da orada benim telefonumda kaldı. Ben... telefonu verdim, aldı, kaldı, çıktı kapıya dedi ben çocuklar geldim. İçeri geldim dedi kimse cevap vermiyor. Dedi ben eve gidiyorum, evim Bayrampaşa'da. Taksiye binip eve gidiyorum. Çıktı gitti. Hatta ondan sonra hanımı bak, sorabilirsin. Ben aradım, yenge, bu adam geldi mi eve, gelmedi mi? Bu da yok dedi. Bak dedim yenge gelmezse sabaha kadar gelmezse dedim sabahleyin kardeşini ara. Ben buradaki kahveleri mahveleri tek tek ararım. Burada olduğundan emin olayım. Yani göreyim tekrar yenge, ablamı arayayım diyeyim gelip hocanız, hocam burada gelip hocanı götür. İyi o zaman gelsin bu Beyoğlu'ndaki kahvelerdim. O zaman sen git beyefendiyle buluşun vallahi. Gidin bakın kahvelere. Gittim abi, Müge Hanım gittim ben. Çarşamba bugün ben Aksaray... Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bu beyefendi arıyor diyor ki benim yanımda senin kocan. Dün akşam gördüm. Gece sen niye buçuk... öldürdüler diye şimdi burada benim kocam kaçmadı ya öldürdüler diyorsun. Ya şöyle ben bu eşim bundan bir buçuk ay önce sopayı yedi. Hayır ama hayatım dün akşam kahvedeydi diyor beyefendi. Ya beyefendinin sözüne mi inanmadın? İnanmıyorum. Ben eşim inanmıyorum. Ha sen benim eşim beni bırakıp gitmez diyorsun. Hayatta bırak. Şimdi beni bıraksa iki tane evladı var. İki tane evladı aşağıda biri burada biri evde. Ben hadi benden sorun yaşasa iki tane sizin kendi çocuğum. Sizin evde sorun var mıydı yok hiç muydu? Hiç yok vallahi yok yemin ederim Kur'an hakkı için. Gelsin kızına da sorun gidi benim evde bir sorun yoktu. Ben evde kavgam yok dövüşüm yani yok. Siz o zaman beyefendinin anlattıklarına inanmıyorsunuz. İnanmıyorum ben. Ben inanmıyorum. O zaman yani gördüyse bakma eşim niye beni aramadı? Bir de ben şöyle söyleyeyim. Çarşamba günü ben Aksaray'a gittim. Ben numaralarımı verdim. Bayrampaşa'da oturduğumu söyledim. Aksaray'da bütün kahveleri söyledim. Kılıyor dediler. Orayı buldum. Bütün numaralarımı verdim ben orayı. Herkese numaralarımı verdim. Eşimi gören varsa beni arayın dedim. Ben hepsine numaralımı verdim. Bir de tamam, araştırmış ben resmimi aldım. Eşimin fotoğrafını herkese göstererek aradım. Tamam Beyoğlu'nda buluşun bizim onu izleyeceğimiz. Yani Beyoğlu'nda kahvelerde takılıyorsa demek ki Beyoğlu'nda da bir otelde falan bir yerde pansiyonda falan kalıyor. Yani para yok neyle kalsın ki? İnşaattan aldı 500 milyon para o bitmiş. Hadi telefon diyordu. Telefonu satsa telefonu edeceği en fazla 100 kağıt para. Bu ne yiyor ne içiyor 7 günden beri. Bir de neden gitsin? Neden gitsin? Bir de nedenin sebebi olsun. Lazım. Evden gitmenin sebebi. Ben bunu giydirmişim. En son çıkan hali beyaz gömlekle siyah pantolon. Önceki resim. Evde biz resim çekildik. Bir şey yok. Kavga yok. Dövüş yok. Ben giydirmişim onu işe gönder. Dedi ha bu halde gitti. İlkinki hali bu işte resim hali. Yani ben bu beyefendi halde... eşi sizin anlattıklarınıza inanmıyor. Ben inanmıyorum. Ben eşim... Yok valla hanımefendi benim yapacağım benim elimden gelen buydu. Yardımcı olmaktı. Ben gene söylüyorum üstüne basa basa söylüyorum. Benim eşim çıkmam biliyorsan bulsunlar çıkarsınlar. Ben ismini vermedim. Yalan söylemiyorum. Çıksın, ben de kumarcıyım bak. Senin eşin de kumarcı. He. Bak ben de kumarbazım senin eşin de kumarbaz. Bunu sen de biliyorsun. Ben kumar olduğunu ben sizden öğrendim. Ben onunla her gün konuşuyordum. Dedi ben asla kumar oynamıyorum. Oynuyorsam çayını oynarım. Oynuyorsam dedi öyle takılıyorum. Ya Allah Allah. Ben oynadım. Ben şimdi ben de kumarbazım. Ben bu şimdi yani oynadım. İçki içtiğini görmedim. Ben gördüm desem yalan. Ne içki içiyor ne kumar oynuyor. Dur bir anlatsın. Şu anda da ben eminim ki
Yani bir kumarhanededir, oyun oynuyor. Ama hangisindedir onu bilmiyorum yani. İlla ki düşer buralara yani. İlla ki görüş, yani bugün görmesem de yarın illa ki eve gelmezse karşılaşırız buralarda. Teşekkür ediyorum beyefendi. O zaman arkadaşlarımız sizinle bağlantı içinde olsunlar. Sizin de başka arkadaşlarınız varsa biraz haber salarsanız etrafa. Beyefendiyi bulalım. Eşine teslim edelim. Yani hayatta olsun da. Hayatta olsun ama ben hiç inanmıyorum Müge Hanım. Vallahi de inanmıyorum, billahi inanmıyorum ben bu konuyu. İnanıyorum dese bir buçuk ay önce bu adam her yerim olsun. İyi de kumarbaz diyor senin. Ben kumarda kaybederse de döverler ama. Öyle parasını ödemezse de döverler. Hiç görmedim ama kumar oynadı. Hani dişte kaldık da kumar oynadığını hiç duymadım ki ben bundan. Ama senin haberin yok ki onun, o sabah gidiyor işe, senin şunun peşinden gidiyor musun? Ya inşaata gidiyor. İnşaatta çalışıyor, akşam geliyor aynı çamaşırlarına, hani inşaat urbanına. Ajansa gidiyor, çekime gidiyor. Çekime zaten gitti. Orada olduğu belli. Eline akşam gelince kağıtla geliyor, fişle geliyor. Hani gittiği belli. Hani böyle kaldığını hayatta gördüm. Eve para getiririm. Sen diyorsun ki kumar da oynamaz diyorsun. Ben kumar oynamaz. Benim için ben kumar oynarken hiç duymadım. Eve para getirir miydi? Getirirdi para, getirirdi. Düzenli getirir olarak. Ya inşaattan aldığı parayı eve getirirdi yani. Yani ben aslında yani. Genellikle kumar oynayanlar bir şekilde eve para getirmezler yani. Dur bakalım. O zaman biraz ancak, şimdi araştırmalarımızı yapalım hanımefendiyi de oradan alalım. Zaten eğer Beyoğlu'nda kahvede ya da dediğim gibi pansiyondaysa şimdi izleyicilerimiz bizi ararlar. İnşallah sana güzel haberi veririz. Beyefendi siz de bizi izliyorsanız bak eşiniz bu kadar sizin arkanızda duruyor. İnşallah bizi izleyebilecek durumdasınızdır. Ben beyefendinin de yayına bağlanıp böyle bir durumda kendisini ateşe atacağını düşünmüyorum. Çünkü iki gün daha bulunmazsa o zaman emniyet bu kişiyi alır. Sen ne söyledin der. Ya niye kendini ateşe atsın ki 80 milyonun önüne çıkıp da. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.